Merhaba Bereket Hayvancılık TV izleyicileri. Ben Şemsettin Şayan, bir sürü lideri köpek eğitim programı ile daha karşınızdayım. Bu hafta konumuz daha önceden tanıdığımız Aykız ve Çapo'nun. Ne yapmıştık hatırlatalım tekrar. Önce bu köpeklerimizin bizim için sürü koruma köpeği olmaya uygun olup olmadıklarını görmüştük. Daha sonrasında ee, bu kızımızla oğlumuzu kuzularımızla ve koyunlarımızla tanıştırmıştık. İlk dersin üstüne daha çok çalışarak gördüğünüz gibi koyunlarla tamamen uyumlu ve koyunlara zarar vermez hale getirdik ve bugün de ilk kez kameralar karşısında sizin ekranlarınız karşısında sürüye köpeklerimizi çıkardık. Gördüğünüz üzere kayış eşliğinde çıkarttık. Sürümüzde şu anda aktif halde çalışan bu iki köpeğimiz dışında dört köpeğimiz daha var. Bir tanesi bu iki köpeğimizin ırkından, diğer üç tanesi melez sokak köpeği. Melez sokak köpeklerimiz sürüde çalışır mı? Evet çalışırlar sürüye dışarıdan gelen tehlikeleri yabanıl ya da insani tehlikeleri haber vererek büyük köpeklerin dikkatini çekmekte kullanılabilirler ve aynı zamanda bekçilik görevinde de yani sürüye birinin gelip gittiğini haber vermek, alarm vermek durumunda da kullanılabilirler. Bugünkü uygulamamızda önce köpeklerimizin koyunlarla adaptasyonunu sağladık. Daha sonrasında köpeklerimizin sürü içindeki diğer yetişkin köpeklerde anlaşabilmeleri için onları ilk gün kayış eşliğinde sürüye çıkardık. Neden kayış eşliğinde çıkardık? Diğer köpeklerle yapılabilecek ani hareketlerde köpeklerimizin zarar görüp diğer köpeklerden alabilecekleri ısırıklar korkuyla işaretlenecektir. Dolayısıyla korkuyla işaretlendiği zaman köpeklerimiz yani bu yavru köpeklerimiz sürüye çıkma istemeyebilirler. Biz bunun önüne geçmek için bugün kontrollü bir şekilde diğer köpeklerimizle Aykızı ve Çapoyu kayış eşliğinde tanıştırdık. Dolayısıyla birkaç ders daha yaptıktan sonra onlar da artık diğer köpeklerle beraber aynı sürünün parçası olabilirler. Ama aldığımız köpeği direkt getirip sürümüzün içine bırakıp sürümüzdeki diğer köpeklerle uyum sağlamasını beklememeliyiz. Bunun için de çalışmalar yapmalıyız. Şu anda çoban arkadaşımız Kahraman e, sürünün başındaki e, bizim kardeşcan isimli kangalımız da çalışıyor. Kangalımız da sürüyü topluyor. Diğer köpeklerimiz sürünün etrafındaki gölgelik alanlarda bekliyor. İki genç köpeğim de yanımda. İki genç köpeğim yanımda. E, neden yanımda tutuyorum? Birincisi olabilecek tehlikelere karşı ben insan olarak köpeklerimi ve koyunlarımı korumak durumundayım. Olası bir tehlikeye karşı koruyorum. Alışmadıkları için. İkinci nokta da şu. Bugün özellikle... E, sürümüzü anıza ve sıcağa çıkarttık ki genç köpeklerimiz, daha önce hiç sürüye çıkmamış köpeklerimiz birdenbire sabah serinliğinde daha enerjik olacaklardır, daha hırslı olacaklardır ve sürüdeki diğer köpeklerle e, heyecanlarından dolayı kavgalar ve problemler yaşayabilirler. Bu da ufak bir ipucu. Sürüye ilk kez çıkartacağımız köpekleri daha çabuk yorulacakları, daha çabuk hırslarının düşeceği, sıcak havalarda yarım saat, bir saat sürüyle çıkartıp sonra tekrar dinlendirmeyi alıp daha sonrasında bu zaman aralığını uzatarak bu işi riskini daha da azaltabiliriz. Görüyorsunuz köpeklerimiz ağız solunumunda hava çok sıcak ee, ve maalesef e, biz de bu noktada sıcağı kısmen kendi avantajımıza kullandık. Dişi köpeğimizin e, ay kızın sürünün içindeki uyumunu daha fazla gördüğüm için ay kızın kayışını çıkartıyorum ve bırakıyorum. Çapo elimde kalıyor. Al kız muhtemelen birazdan gidecek bir gölgede dinlenmeye başlayacak. Köpeğimi böyle bir durumda zorlayıp tekrar yanıma getirmiyorum. Neden getirmiyorum? Köpeği zorladığım anda köpeğe olumsuz, negatif bir pozisyon eklemiş olacağım. Ve köpeğim çalışırken, çalışmaya başlarken negatif yani köpeği ürkütecek, köpeği korkutacak, köpeğin hırsını düşürecek şeylerden uzak olmamız lazım. Dolayısıyla ben bıraktım şimdi Aykız'ı. Aykız sürünün etrafında ufak ufak dolanıyor. Sürüye olan tepkisine bakıyorum. Yorgun ve bir yandan da bana bakıyor. Buraya gel, 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 gel. Aykız gel, gel, gel. Çağırdım yanıma geldi. Ödülünü verdim, tekrar çektim. Diğer köpeğimi de ödüllendirdim. Hırslarının da düşmesini istemiyorum. Ödül için ne konuşmuştuk? Yumuşak, çabuk yenilebilen ucuz malzemeler. Sosis olabilir, bir parça peynir olabilir. Bunların hepsinden bahsetmiştik diğer bölümlerimizde. Ve elimdeki bütün ekipmanlar da hazırda bulunuyor. Sosis kesen var, yedek kayışım var, normal kayışım var. Öbür köpeğimi serbest bıraktım. Öbür köpeğim yavaş yavaş sürüyü tanıyıp etrafı koklamaya başlarken erkek olan köpeğimi en son bırakacağım ve bunu belki birkaç bölüm sonra bırakacağız. Çünkü erkek köpeğimin şu aşamada kısırlaştırmasını bitirmedik. Kısırlaştırma işlemi yapılmadı. Genç olduğu için. Ve sürüde kısır olan ama erkek olan diğer köpeklerle e, dominasyonla alakalı bir problem yaşayabileceği, öbür köpeklerin bu ufaklığı domine etmek isteyebileceği ve dolayısıyla kavga çıkabileceğini düşünerek hep erkek köpeği kontrollü tutuyorum. Bu arada sürünüzde dişi köpek sayısı fazlaysa aynı şekilde dişi köpek için aynısını yapmanız lazım. Ben onlar için ilgi odağıyım. Hiçbir şekilde kötü davranmıyorum. Sesimi çok fazla yükseltmiyorum. Hava sıcak, sıcağı lehime çevirdim. Köpekleri ödüllendiriyorum. Ödüllendirirken bir anda da köpeklerim çoban arkadaşımla beraber sürünün yaptığı bütün hareketleri izliyor ve bütün hareketleri kontrol ediyor. Ve diğer usta köpeklerden öğrendiği gibi kısmen bazı şeyleri biz de burada kontrollü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aykız'ı şu anda çoban arkadaşımızın kardeş peşine takıldı, yavaş yavaş sürüye uyum sağlıyor. Kahraman, çağır onu da gelsin seninle beraber. Evet, şimdi çoban arkadaşımız köpeği çağırıyor. İki köpeği birlikte, birini kayışsız, birini kayışla yavaş yavaş sürüye sokuyor. Ben de ufak ufak oraya doğru hareketleniyorum, ufak ufak gideceğim. Çapoyu mecbur bırakmıyorum, çok fazla zorlamıyorum. Ama ufak ufak koyuna yakın durmayı gösteriyorum köpeğe. Koyuna yakın durmasıyla birlikte bir yandan da şeyi de göstermek istiyorum sizlere. Bakın ilk bölümlerde bahsettiğimiz boyunda standart bir kayış var. Fakat bugün standart kayışı köpeğimin boynunda sadece aksesuar olarak tutuyorum. Standart kayışa tasma takıp, boyun tasmasına sevk kayışı takıp bununla böyle gezdirmedim bugün aldım diğer sevk kayışını. Neydi bu sevk kayışı? Boyun tasması. Diğer sevk kayışımı aldım. Köpeğin boynunun altından geçirdim. Klipsinin içinden geçirdim. Basit bir eğitim tasması yaptım. Bunu köpeğimin sağ kulağının arka kısmına getirdim. Neden böyle yapıyorum? Köpeğim diğer köpeklerden ürktüğünde, sürüdeki diğer köpeklerden ürktüğünde varsayıyorum. Bu arada bir yandan da Aykız bana her geldiğinde ödüllendirmeye çalışıyorum. Aykıs. Aykıs, bak 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 bak. Gel 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 gel. Aferin sana. Her geldiğinde köpeğimi ödüllendirirsem benden uzakta olmayacaktır. Çapoyla ilgili duruma geri döneyim. Diğer köpeklerden ürktüğünü varsayıyorum köpeğimin ya da başka bir şeyden ürktüğünü ya da sıcaktan sıkıldığını ve benimle gelmek istemediğini düşünüyorum. Böyle bir durumda köpeğim bu tasmayı zorlarsa boyun tasmasını boynundan sıyırabilir. Ve ben bu tasmayla köpeğime çok fazla kontrol sağlayamam. Dolayısıyla sevk kayışından basit bir tasma yaptım. Eğitim tasması yaptım. Şimdi ikinci adımda riskli köpeğimin erkek olduğu için riskli yoksa agresif olduğu için riskli değil. Erkek köpeğin diğer köpeklerle uyum sağlaması sürümüzde erkek sayısı fazla olduğu için köpek olarak sıkıntı olabilir diye köpeğimin yürüme mesafesini açtım. Öbür sevk kayışını da bunun ucuna ekledim. Mesafeyi arttırdım ve yavaş yavaş artık normalde bunu birkaç gün içinde yapmamız lazım. Birkaç egzersizden sonra yapmamız lazım. Bunu sadece siz sevgili Bereket Hayvancılık TV izleyicileri görsün diye burada hızlı bir şekilde yapıyorum. Köpeğimin kayışını yere bıraktığımda ne oldu? Benim öbür köpeklerimden gelebilecek kaza en olan saldırmalara karşı hiçbir şey yapamasam anında ayağımı tasmaya basar. Köpeğimin şimdi gördüğünüz gibi gidişini engellerim. Ama bir yandan da kayışı elimde tutmamış olurum. Köpeğimin yürüyüş mesafesini açarım. İki yavru köpeğimin birbiriyle olan uyumu zaten belli. Diğer köpeklerle olan uyumlarını da arttırırım. Uzun lafın kısası bunu yapmamın sebebi köpeğimin, erkek köpeğimin kendine güvenli alan mesafesini daha da arttırmak. İzliyorum ufak ufak sıcak yoğurdu hayvanları. Sıcak yoğurduğu için şu anda çok e, hiperaktif değiller. Dolayısıyla en başta söylediğim yere tekrar geri geliyorum. Eğer köpeklerimizi çok serin havalarda, serin havada da demeyeyim sabahın çok erken saatinde e, hiç sürüye çıkmamış köpeğimizi sürüye çıkartırsak enerjisi ve aktivite miktarı çok olacaktır. Dolayısıyla bu da e, diğer köpeklerle olan istenmeyen kazai durumlara sebebiyet verebilir. Ben ne dedim sıcağı aldım şu anda avantajıma çeviriyorum. E, genç köpeklerimin zaten kondisyonları düşük çok fazla sürüye çıkmadıkları için ilk kez bugün sizin karşınızda çıkıyorlar. Sürüye çıktığı anda köpeğimin hiperaktivitesinin düşmüş, enerjisinin düşmüş sıcağın da bu noktada benim lehime olduğu kısmı kullanıyorum. Bu, bu da şu demek değil, alın 5 saat sürüde bu hayvanları böyle gezdirin demek değil. Bizim program çekimimizle birlikte bu köpekler biter bitmez hemen istirahat edecekler, istirahate çekilecekler. İlk egzersiziniz e, sürüye yeni katılan köpekler için, genç köpekler ve yavru köpekler için bu tip ilk egzersizinizi maksimum 20 dakika yarım saatte tutmanızı e, tavsiye ediyorum. Yarım saati geçirmeyin ve köpeğiniz en iyi yaptığı yerde, en sakin olduğu, en kontrollü olduğu yerde egzersizi bitirin. Köpeğinizi yerine bırakın. Köpeğiniz o gün iyi yapmışken bırakın ki köpeğinizi ertesi gün daha yüksek bir seviyeye çıkın. Örneğin hep söylüyorum bunu. Köpek eğitiminde planlama çok önemli, çok çok önemli. Bunu bütün dünyadaki seminer veren e, üstadlar, bizim aldığımız eğitimlerde, bizim verdiğimiz eğitimlerde hem duyuyoruz hem söylüyoruz. Köpekle ne yapmak istiyorsanız planlayın. Bugün köpeğimi koyuna çıkaracağım, koyunla ilk kez tanıştıracağım. Ne yaptık önceki bölümde? Tanıştırdık. Önce seçtik, sonra tanıştırdık, şimdi sürüye çıkarttık. Bugün ben sürüye çıkartacağım. Köpeklerimden birinin tasmasız dolaşmasını, diğerinin de yanımda sakin ve stabil halde kalmasını sağlayacağım planını yaptık. Bu hale geldiğiniz andan itibaren hemen planladığınız noktada en zirvede bırakıp köpeği yerine götürüp, ertesi gün devam etmeniz gerekiyor ki köpeğinizi zirvede bıraktığınız an, ertesi gün daha yukarıya çıkacak demektir. Ama basit bir değişle köpeğe oturmayı öğretmek istiyorsanız, ilk gün 30 kere oturtursanız. İkinci gün köpeğiniz sıkılmış olacaktır. En fazla 10 kere oturacaktır, 15 kere oturacaktır. Daha sonra kendi kendinize şunu soracaksınız. Ya ben nerede hata yaptım? Köpek dün oturuyordu da bugün oturmuyor. Örnek oturma komutu olduğundan bahsediyorum. Her şeyle bunu mukayese edebilirsiniz. Çünkü bir gün öncesinde siz köpeğinizi çok yordunuz. Aldınız gariban hayvanın boynuna taktınız kayışı. Kilometrelerce sıcak havada koyunun peşine götürdünüz. Ertesi gün bu hayvan çıkmak istemeyecek. Ondan sonra da kalkıp e, siz bu köpek işe yaramıyor diye köpeğinizi işletmenizden uzaklaştırmaya kalkacaksınız. Bu tip şeylerin önüne geçmek için defalarca söyledim tekrar söylüyorum. Köpek eğitiminde aceleyle yapılan hiçbir şey yok. Yavaş yavaş ve en iyisini yaptığımız anda bırakıp, ertesi gün daha iyisine odaklanma şeklinde devam etmemiz gerekiyor. E, bu arada sürü yayılmaya başladı. Aykızı göremiyoruz etrafta. Aykız Gitti. Sıcaktan bir çalının altına girdi. Demin ne dedim size? Genç köpekleri sıcak zorladı. Lehime kullandım ama artık onu zorlamıyorum kendime çağırmak için. Nerede olduğunu biliyorum. Birazdan gideceğim, alacağım, egzersizlerini bitireceğim, sularını içireceğim ve dinlendireceğim. Bu tip coğrafyalarda bakın anızın içindeyiz. Koyun yeme hırsından dolayı köpek kadar sıcaktan etkilenmiyor. Fakat köpeklerimiz çok ciddi sıcaktan etkilenebilirler. Özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz bölgesi gibi yerlerde gece yayılımı yapıldığını biliyorum. Gece yayılımı için yeni köpekler çıkaracaksanız benim size tavsiyem acemi köpeklerinizi gece yayılımından önce mutlaka gündüz sıcakta bir yarım saat çıkartarak köpeğin söylediğim gibi üstündeki o hiperaktivite enerjisini durdurmanızı tavsiye ederim. Burada bahsettiğimiz üzere ilk bölümlerimizden de hatırlayalım. Ne diyorduk? Biz burada Anadolu çoban köpeği, kangal, akbaş gibi hayvanlarımıza sürü koruma yaptırıyoruz. Yani sürüyü her zaman söylediğimiz üzere yabani hayvanlardan, hırsızlıktan ya da evcil hayvan saldırılarından korumak için bu köpeklerimizi yanımızda taşıyoruz. Aynı Orta Asya'dan atalarımızın yaptığı göç esnasında bu köpeklerin onları korumak için bu topraklara göç ettiği andaki gibi. Yani içgüdülerini doğal olarak kullanıyoruz. Ama bizim asıl ülkemizde yapmak istediğimiz bir diğer konuda neydi? Ee, herding denilen sürü gütme köpekleri. Sürüyü yönlendiren, sürünün sağdan soldan çıkmasını engelleyen, bindirilmesini sağlayan, gerekiyorsa sıkıştırma bantına sokan profesyonel güdücü köpekler. Şimdi Bizim Anadolu'da karşılaşabileceğimiz en büyük problemlerden bir tanesi de şu, bizim yetişkin koruma köpeklerimizin, sürü koruma köpeklerimizin sürüye edindirilen gütme köpeklerini kabul etmemesi. Yani gütme köpekleri çünkü avlanma mantığıyla çalışıyordu, koruma köpekleri ise tamamen sürü mantığıyla çalışıyordu. Dolayısıyla sürü gütme köpeklerinin, sürüyü güden köpeklerin bu tip köpeklerle uyum sağlayabilmesi için de sürüde onların zarar görmemesi için de ilerleyen günlerde bunlardan da bahsedeceğiz. Sürümüzdeki usta köpekleri de sürüye çıkartmadan önce biraz yorup, biraz dolaştırıp, gerekiyorsa biraz sıcak havada dolaştırıp sürü gütme köpekleriyle öyle çalışacağız. Bunun sebebi e, tamamen sürü gütme köpeklerinin yani Kangal, Akbaş vesairenin değil de bir Border Collie'nin, bir Australian Cattle Dog'un Kangallar tarafından ya da sürüdeki diğer köpekler tarafından zarar görmesini istemiyorsak bunu uygulamalı da anlatacağız daha sonraki bölümlerimizde. Sürü koruyan köpeklerimizi bu tip egzersizlerden önce mutlaka yormamız, mutlaka onların içindeki hırsı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Aynı zamanda da bu köpekleri tanıştırırken yine bu kayışla tanıştırma usulüne uygun yapacağız bu işlemi. Dolayısıyla e, sürü gütme köpeklerini geçmeden önce sürü gütme köpeklerinin eğitiminden bahsetmeden önce elimizdeki koruma köpeklerinin, sürü koruma köpeklerinin sürüye nasıl seçileceği, nasıl adapte edileceği, sürüde nasıl çalıştırılacağı konusunu bilmemiz gerekiyor. Biz elimizdeki kangalın, Anadolu çoban köpeğinin nasıl çalıştığını bilmez isek, nasıl eğitildiğini bilmez isek, herhangi bir şekilde yurt dışında yapılan aktivitelerde olduğu gibi sürü gütme köpeklerinin eğitimiyle alakalı da çok fazla ileri gidemeyiz. Ee, bir de geçenlerde birileriyle sohbet ederken böyle bir mevzu açıldı. Hani biz elimizdekinin değerini bilmiyor, yurt dışından buraya hayvan ithal ediyor, köpek getiriyor değiliz. İşlevleri tamamen farklı şeyler. Bunları defaatle söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Bu çocuk sürüyü koruyacak, sürüdeki e, hırsızlığı, kurdu, ayıyı bertaraf edecek. Öbür köpeklerde sürümün benim açımdan kolay hareket etmesini sağlayacak. Bu sıcakta benim 3 tane koyun için, şu anda kameraların ters noktasında 3 tane koyunum var. 3 tane koyun için benim oraya gidip koyunu tekrar çevirip bu tarafa gelmem bir iş. Oysaki ben bunu tamamen bir border koliyle buradan tek bir komutla gönderip Koyunlarımı çevirip sürünün içine sokmakla mükellefim. Border Collie'nin, Australian Cattle Dog'un ya da herhangi bir sokak köpeğinin yapacağı herding denilen sürü götürme işi bu. Şimdi e, yavaş yavaş artık çapoyu da bırakıyorum. Çaponun da yapabileceği çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ters e, anlamda yani olumsuz anlamda. Diğer köpeklerimizin de az çok onunla uyum sağladığını düşünüyorum. Şimdi ben burada sabit kalacağım. Hafifçe köpeğimin tavırlarını izleyeceğim. Benim arkamda, benim arkamda olmasının sebebi gölge, gölgemi kullanıyor, gölgemden faydalanıyor. Ben uzaklaştıkça kendini biraz bana yaklaştıracak. Şimdi kaçmaya çalışıyor. Hafifçe durdurdum. Kötü ses yok, herhangi bir uyarı yok. Çağıracağım sadece. Çapu, gel. aferin benim oğluma. Böylelikle erkek köpeğimin de benden uzaklaşmaması derdindeyim. Bakın koyun geldi, yanından geçiyor. Kötü köpekte kötü köpek yok, bilinçsiz sahip var ama sürü gütmek için kötü çalışan köpekte az önce gördüğünüz hamlede yanından koyun geçerken zaten daha önceki bölümlerde malinoamızla çalışmıştık hatırlarsanız koyunu ısırmayla alakalı çok ani tepkiler oluyor. Dolayısıyla köpeğinizin sürü gütme köpeğini doğru seçerseniz, doğru tanıştırırsanız ilk anda da Burada az önce gördüğünüz koyundaki sakin tepkiyi alırsınız. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz sabah saat 7'de bu çekimleri yapıyor olsaydık inanın çapo bile deminki koyunlara daha hareketli, daha hırslı tepkiler verecekti. E, bu bugün problem olmayabilir ama yarın bir gün koç katımında problem olabilir. Hayvanlarım, koyunlarım gebeyken problem olabilir. Evet bu hafta Aykız, Çapo, kardeşcan, Kıtbir, Kartal Fatih isimli köpeklerimizle onlar şu anda sürünün içindeler ve yaklaşık küçük böyle bir 80 başlık ufak bir parça hayvanımızla e, kangallarımızı, yavru kangallarımızı ilk kez sürüye çıkarttık. Burada size yeterli süre içinde anlatabildiğimiz kadar izah etmeye çalışıyoruz. Tekrar bu tip noktalarla ilgili profesyonel desteğini almanızı tavsiye ederim. Bize ulaşabilir, bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ben sürü lideri Şems, Bereket Hayvancılık TV ekranlarında bizi tekrar ekranlarınıza kabul edip bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.